Mesela İbrahim, de... İbrahim Yumaklı Tarım Bakanlığı pers şeyinden geliyor yine Bakan yardımcılarından bir tanesi. Bakanlığı biliyor mesela çok e, işi var yapılacak çok iş var ama ne yapacaklar onu bilmiyoruz. Bir, bir de bu yeni gelen isimlerle aslında ne bileyim söyleşim verecekler basın toplantısını yapacaklar ama e, biraz ne yapacaklarını da anlatmaları gerekiyor çünkü e, şu anda hepsi çoğu Kamuoyu için kapalı kutu e, bilmiyoruz yani ne yapacaklarını. Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları eski genel müdürüydü, şimdi Ulaştırma Bakanı oldu. Mesela diyorlar ki çok icraatçı bir adam, sadece işine bakıyor, çok çalışkan diyorlar. Bu da böyle e, Abdülkadir Bey için söylenen hani ben biraz sağla solla konuştum ne diyorsunuz diye. Keza Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, o da yine bürokrasiden geliyor, bakan yardımcılığından geliyor. Onun da çalışkanlığı konuşuluyor, o da bütün şeyi bildiği söyleniyor ve Hakan Fidan var. Şimdi Hakan Fidan'ın ilk kez sesini bugün duyduk. Değil mi? İlk kez bugün evet. devir teslim töreninde. Aa Hakan Fidan demek ki konuşuyormuş dedik yani. <laughs> konuşuyormuş derken 13 yıldır MİT Başkanı'ydı. <laughs> hiç konuşmuyordu. Hazırsa o görüntüyü verelim bakın bir dinleyelim. Daha çok duyacağız sesini de. Çok değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları ve çok değerli misafirler. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerektiren Dışişleri Bakanlığı'na atanmış olmam nedeniyle Şahsıma gösterdikleri güven ve takdirleri için Sayın Cumhurbaşkanıma şükranlarımı arz ediyorum. Bugünü benim için anlamlı kılan diğer bir husus ise değerli Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bu görevi devralmaktır. Kendisiyle arkadaşlığımız Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora yaptığım yıllarda aynı sıralarda başladı. Yıllar sonra kendisi Dışişleri Bakanlığına, ben MİT Başkanlığı görevlerine getirildik. Bu süreçte çok büyük bir uyum ve güven içerisinde kritik ve zorlu görevleri birlikte ifa ettik. Kendisi evet, devlet adamı. E, sesi böyle. Yani Hakan, Hakan Fidan'ın aslında yükseliş hikayesi. Gerçekten e, eğer bir şeye azmederseniz, isterseniz, çalışırsanız neler yapabileceğinizin de hikayesi. Herkese örnek olabilecek bir hikaye. En alt düzeyden demeyeyim de daha böyle şey bir düzeyden orduya girip sonrasında mitin başına geçip Dışişleri Bakanlığı'na gelmesi. Büyük bir hikaye bence kendi içinde büyük bir hayat yolculuğu ve de tabii şimdi şöyle eleştiriler var ya istihbarat başkanından neden şey başkanı oluyor dışişleri bakanı oluyor şu yüzden oluyor aslında aslında bu dünyadaki yeni trendlerden bir tanesi Putin'in eski KGB şey olduğunu biliyorsunuz herhalde KGB çalışanı olduğunu evet. ya da Pompeo dün Ali Akamuştu da yayında söyledi senin yayınında. Ee, Trump dönemindeki Dışişleri Bakanı hatta başkanlığa oynayacaktı. Eski CIA Başkanıydı. Şimdi e, belki mit başkanıydı ama son yıllarda özellikle Suriye, Ukrayna meselelerinden dolayı pek çok diplomatik masada e, Hakan Fidan vardı. Mesela bunlardan en ilginci hatırlarsan Obama ile çok gergin bir e, görüşme gerçekleşmişti. Tam böyle Obama döneminin son zamanlarında e, masada Hulusi Akar var, işte şey var, e, Hakan Fidan var. O fotoğraf varsa getirin isterseniz. Ee, Erdoğan var karşısında Obama var. Hatta Hersh e, ünlü e, köşe yazarı bununla ilgili bir e, kulis yazmıştı. Ve demişti ki ya e, iki defa Erdoğan Hakan Fidan'a söz veriyor. Hani anlatsın diye Obama Hakan Fidan'ın sözünü kesiyor. Hatta Hakan Fidan diyor ki biz sizin Suriye'de hangi radikalleri desteklediğinizi gayet iyi biliyorum. Yani kişisel olarak da biliyor şeyde. Keza e, en son... Ukrayna meselesinde de Ukrayna tahıl yolunda da Masa'da olan isimlerin başında Hakan Fidan geliyordu. E, bürokrasi aslında o dönemde özellikle şu son iki yıllık süreçte Ukrayna-Rusya savaşında Hulusi Akar'la birlikte defalarca Rusya-Ukrayna arasında mekik dokudular. O diplomasi trafiğini ikisinin yönettiği biliniyor. Yani keza en son bir ay önce de e, ikisi beraber Rusya'ya gitmişlerdi e, Sayın Akar'la Fidan o süreçte Mekik diplomasisini çok hızlı bir şekilde yapmışlardı o dönemde. Hala da yapıyorlar. Tabii şimdi dışişleriyle aslında istihbarat son yıllarda çok iç içe. Bunun bir başka örneğinde mesela eski bir büyükelçi, başarılı bir büyükelçi olan Sayın Sönmez Köksal yıllar boyunca MIT başkanlığını yaptı. Orada da görebiliriz. Yani aslında her şey birbirine girmiş durumda. Ee, bakalım dışişlerinde nasıl bir şey olacak? Taşlar yerinden oynayacak mı? Ee, ne kadar oynayacak onu da merakla bekliyorum. En zor iş Mehmet Özhasek ile çünkü kendisi Kayseri ve eski belediye başkanı. Ee, hatırlarsanız en son Ankara'da belediye başkanlığı adaylığında e, yenilmişti. Mansur Yavaş'ın Yavaş yendiği bir isim ve de işin zorluğu şuradan geliyor. Murat Kurum çok çalışkan bir isimdi. Yani Murat Kurum özellikle deprem bölgesinde yaptıklarıyla e, yaptıkları, yapmaya başladıkları binalar belki de seçimde birçok oyu kazandıran, yani seçim bile kazandıran şey Murat Kurum'un çalışkanlığıydı. Şimdi öyle bir yük var ki Mehmet Özaseki'nin e, omuzlarında o evleri bitirmesi lazım. E, bitirecek mi? Nasıl bitirecek? E, tam olarak belli değil ne olacağının. Yine ilginç şeyler var bu şeyle ilgili. İşte mesela Mehmet Şimşek Kürt, Cevdet Yılmaz Kürt Cumhurbaşkanı yardımcısı. Daha önce şeyde e, Kürt kökenli şeyler yoktu. E, ama artık ee, bu isimleri de görüyoruz. MİT Başkanı İbrahim Kalın oldu mu? Genelge çıkmadı henüz. Dün ben sordum kesin geldi mi diye de e, biliyorsunuz bayağı da şey geyiği dönüyor. Hakan Fidan'ın sesi ve sosyal medya hesabı var mı diye insanlar da şey yapıyorlar. Ya işte o zaten hepimizi izliyor diye. Ben de MİT basın ekibine sormuştum bir hesabı var mı diye. E, İbrahim Bey kesin mi diye sordum. oradan dediler ki kesin ama henüz kararname çıkmadı diye bir şey bir bilgi notu var mitten gelen ya kararname notu. çıkmadı ama İbrahim Kalın biliyor herhalde ne olacağını ee, Twitter'daki fotoğrafını mı değiştirmiş daha evet. karanlık bir fotoğraf yapmış öyle mi gizemli İşte bunlar hep Kurtlar Vadisi <gülüyor> 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 burada yanlış anlaşılmasın. yani şey gibi olmuş yani e, kapak fotoğrafı gibi film afişi gibi olmuş yani Baksana İbrahim Kalın bir mit başkanının hikayesi falan. Evet. <laughs> böyle bir şey yapsak ben kapak olarak böyle bir şeyi çekerdim yani. Herhalde e, dosta düşmana bir şey mesaj gönderdi mesaj, İbrahim. Mesaj evet mesaj. Aynen. Bu arada özellikle cüneyt Bey Hakan... Ben İbrahim Kalın geliyorum. <gülüyor> 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 Öyle bir şey yani geliyorum. ben pozitif oluyorum. Ben İbrahim geliyorum demiş yani. Ben İbrahim MIT'e geliyorum bu sefer. <laughs> Tabii işin şakası bir yanı. Yani İbrahim Kalın'ı şu anda bütün uluslararası medya takip ediyor. Yani Türkiye'den bilgi almak isteyen çünkü şu anda AK Parti'nin dışa konuşan sesiydi. Ee, şimdi o görevi kim üstlenecek? Çünkü biliyoruz ki mit başkanları o kadar çok konuşmuyorlar. konuşmuyorlar. Ee, ona da bakacağız. Biz bir Hakan Fidan portresi hazırlamıştık. Şu anda hakkındaki tek portre de bu. Yenisini yapmaya tırsmıştık. <laughs> açık söyleyeyim. Şimdi MİT Başkanı'nın portresini yapıyorsun. Biliyorsunuz bir yasa çıkarttılar. MİT Başkanı'nın işte ya şunu anlatamıyorsun. Bunu özel hayatına giriyor. Yok işte şey yapıyorsun. Artık yapabiliriz Kenan. Hemen evet. bence başta bir Hakan Fidan Dışişleri Bakanı'nın portresini yapmak şey değil herhalde. Bak şimdi o İbrahim, de... <laughs> İbrahim Kalın'la ilgili yorumlarımıza da biraz daha dikkat edelim bundan sonra. Dikkat et yani. Hani orada bir yasa duruyor çünkü orada hani şeyde. Ee... Ama İbrahim, İbrahim Bey çok güzel saz çalıyor Cüneyt Bey. İşte Türkiye'nin iyi çalan bir mit başkanı da oldu en azından. Evet. Türk'ü ne söylüyorum? Tek saç çalmıyor. Tamam Şeyde... burada duralım. Artık mit başkanı daha fazla <laughs> özeline girmeyelim yani. Başımıza dert almıyorum ama Hakan Fidan'la ilgili e, o kariyer yolculuğunu sizlere e, gerçekten anlattığımız ya anlatacağımız yenilediğimiz bir e, portre belgeselde hazırlıyoruz şu anda. Değil mi? Evet. Bir hem onu hazırlıyoruz hem de onu 2005'te ilk önce hazırladığımızda o döneme kadar Hakan Fidan'la ilgili ne sosyal medyada ne internette herhangi bir bilgi vesaire yoktu. Hatta o dönemde beni aramışlardı. Ya Kenan Bey MIT Başkanı'na ilgili bir şey yapıyorsunuz. <laughs> Dikkat evet, edin bu test diye. Mı? <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Dikkat mi aradılar Hiç bana evet, söylemedin. Evet. Yok sizde abi bilginiz vardı bu süreçten. De, ki ya bu bilgiler hani, hani ne tür bir şey yaptınız? Kendisi MIT Başkanı. <laughs> O yüzden dikkat edin diye. O yüzden bak İbrahim Kalın'la ilgili şeylere biraz dikkat edelim bundan sonra. Gerçi İbrahim evet. Bey hani sempatik bir insan böyle şeylere şey yapmaz Tabii. ama. Evet. Hakan Hakan Fidan'ın e, Dışişleri Bakanı olması da bir iki not daha var. Bence onları da iletelim. Özellikle Suriye meselesinde baştan bu yana Hakan Bey tüm süreçlerde var. Hem istihbarat süreçlerinde hem dışişleriyle yapılan görüşmelerde. Bir Suriye ile yeni dönemde ne olacak muhtemelen o süreç çok çok önemli. İkincisi yeni biliyorsunuz Mısırla görüşmeler başlamıştı. Oradaki süreçlerin hızlanacağı konuşuluyor. Özellikle Ukrayna'da yeniden aktif olarak görev alacağı yani Türkiye'nin daha o süreci daha hızlandıracağı, daha sakinleştirme yönelik adımlar atılacağı da Hakan Fidan dönemiyle ilgili konuşulan konular arasında. Cürekli bu notu da verelim.